Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sonunda benden çok ama çok istenen bir video. Tüm zamanların en favorilerini seçeceğim. Aslında önce böyle çok kısa bir video yapmayı düşündüm. Yani böyle asla üstü olmadığını düşündüğüm 10 ürün gibi bir video çekmeyi planlıyordum. Sonra gelen yorumlardan anladım ki böyle bir video çekeceğim çok mutsuz olacak. Çok fazla insan var. Çünkü herkes alternatifleri de soruyor. Yani daha uygun fiyatlı, muadil var mı? Her kategoriden top 3 ürününü söyle falan şeklinde çok fazla yorum da geldi bir yandan. O yüzden video birazcık uzun olabilir. Her ürün hakkında çok böyle detaylı yorum yapmayacağım. Bir de her kategoride böyle çok benzer olduğunu düşündüğüm ürünler de var. Yani etik olarak benzer. Çok böyle farklı bir ürünse onu belirtirim özellikle. Bir de bazen elma ile armutu karşılaştırmak gibi oluyor. Özellikle C vitamini serumlarında çok yaşıyorum bunu. Ascorbik asit serumu bir tanesi sodyum ascorbik fosfat içeriyor. Bu iki ürünü karşılaştırmak çok anlamsız oluyor bence. Fakat ascorbik asit serumlarını da herkes kullanamıyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bayağı bol alternatifli ama her kategorinin de en iyisini seçeceğim bir video olacak. Çok uzun bir intro oldu, kusura bakmayın. 2017'den beri bu kanalda cilt bakım ürünleri deniyorum düzenli olarak biliyorsunuz. O yüzden değerli bir liste olacağını düşünüyorum sizin için en azından. Temizleme ürünleriyle başlayalım. Bioderma'nın micellar suyu bence çok başarılı. En başarılı micellar su bu bence. Formülü değiştirenler var. Ben formül değişikliği görmedim. Son zamanlarda da yeni bir tane aldım. Formül değişmiş gözükmüyor. Benim lise dönemlerinde bile kullandığım bir üründü. O zamandan bu zamana içeriği değişmemiş arkadaşlar. Bir de bu Sensibio serisindeki çift fazlı bir göz temizleme ürünü de var. Onu da çok başarılı buldum gerçekten. Enteresan bir ürün o da. Yani böyle karıştırdıktan sonra hemen ayrışmıyor tekrar. Bayağı uzun sürede ayrışıyor falan. Değişik bir formül yakalamışlar yani. O da bence çok özel bir ürün. Eğer böyle göz makyajınca çift fazlı bir ürünle ayrıca çıkarmayı seviyorsanız başarılı bir ürün. Misellası olarak bir numaralı favorim Bioderma. Buna yakın ne var diye sorarsanız daha uygun fiyatlı Garnier markasının var. Ama yani bu bence Bioderma kadar başarılı değil. Bu benim makyaj masamda bittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi yine. Bioderma'yı daha çok seviyorum. Bu arada bir sürü micellasu denedim ben. Yani micellasu kullanan bir insanım. Özellikle makyaj masasında mutlaka bir tane bulunuyor oluyor. Yağ bazlı temizleyicilere gelirsek. Şimdi sıvı formda olanlar var. Bir de balm formda olanlar var. İkisinden ayrı ayrı bahsetmem gerekiyor bence. Çünkü birini daha fazla tercih edenler olacak olabilir. Selimex'i ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Özellikle ben bunu feeding method için saklıyorum diyebilirim. Hani oluyorum ve feeding method için kullanıyorum. Çünkü özellikle siyah noktaları temizleme konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor. Mesela göz makyajını çok süper mi çıkarıyor? Hayır, bence süper çıkarmıyor ama elimde hep bulunan ürünlerden bir tanesi. Çünkü feeding method için dediğim gibi siyah nokta temizliği için muhteşem bir ürün. Onun için daha nazik bir ürün isterseniz, yani bundan daha nazik bir ürün isterseniz Ionic markasının Calendula Oil Cleanser ürünü bence bu kategorideki en başarılı ürünlerden bir tanesi. Bir de shortlist dediğimiz hani bu listeye girebilecek ürünler de var. Onları da ekrana koyacağım. Videoda böyle shortlistler göreceksiniz. Ya ben bir tane favori seçeceğim ama bunlar da girebilirdi. Bunlar da bir numara olabilirdi diyebileceğim ürünler de oluyor. Mizonunki de çok güzeldi. Bundan bahsetmiştim ben daha önce. Bir de Caudalie'nin temizleme yağını ben yine başarılı buluyorum. Özellikle kuru ciltliyseniz seversiniz bunu. Bir tane ürün seçecek olsam hassas ciltler için Ionic markasının temizleme yağı çok çok başarılı gerçekten. Katı formdaki temizleme yağlarına gelirsek. Banila Co.'nun temizleme balmı bence çok başarılı gerçekten. Fakat iki tane versiyonunu denedim ben. Bir sarı olan kuru ciltlere uygun, kuru ve karma. Bir de pembe olan bütün ciltliklerine uygun olur. Pembe olanı seçeyim. Hani herkese uygun olsun diye. Pembe olanı birinci sıraya koyayım. Yine shortlist'e giren ürünlerden de bahsedeyim kısaca. Ekranda göreceksiniz hepsini. Fresh Lab'ınki, Heymiş'inki, bir de Beauty of Joseon'un ben çok beğeniyorum. Banili'yi stokta bulamazsam diğerlerini alabilirim. Çift aşamalı temizliği yaptığını iddia eden temizleyiciler var biliyorsunuz. Özellikle böyle çok hassas çiftliyseniz ve çift aşamalı temizlik yapmayı sevmiyorsanız işte mesela su arkasından su bardağı temizleyici kullanabilirsiniz ya da bu tarz temizleyicilere yönelebilirsiniz. Mesela Neogen'in ben stick temizleyicisini çok beğeniyorum. Bu çift aşamalı temizliği yapıyor gerçekten. Yani bu özellikle seyahatlerde ben çok fazla kullanıyorum bu ürünü. Bir de son zamanlarda denemiş olduğum Isntree'nin böyle süt kıvamında bir temizleyicisi var. Yemroot Cleanser diye geçen. Bu da çok çok başarılı bir ürün gerçekten. Yani bu özellikle çok hassas ciltliyseniz ve çift aşamalı temizlik yapmak istemiyorsanız süper bir ürün olabilir. Benim için tek başına yeterli olmuyor. Ben bunu genelde su bardağı temizleyici yerine kullanıyorum. Fakat kıvamı gerçekten çok güzel. Böyle bariyeri zarar görmüş, çok hassas ve kuru bir cildiniz varsa memnun kalabilirsiniz bundan. Şimdi su bardağı temizleyicilere gelelim. Aslında bir sürü su bardağı temizleyici var. Benim çok beğendiğim piyasada bir sürü çok beğendiğim temizleyici var. Ama özellikle şu iki formülü seviyorum. Ben bir böyle jel kıvamında olan, bir de köpük formunda olan temizleyicileri çok beğeniyorum. Son zamanlarda özellikle bu ikisine yöneldim diyebilirim. Belki bir cildim birazcık daha hassaslaştığı için de olabilir. Hani hamilelikten dolayı olduğu için de bilmiyorum ama ben size listemi vereyim. 107 diye çok güzel bir marka geldi. Ülkemize de geldi bu arada. Bu inanılmaz güzel bir temizleyici gerçekten. Bunun kıvamı şeye benziyor. Söyleyeceğim hemen.
Cray Beauty'nin temizleyicisine çok beğeniliyor. Hatırlayanlar olacaktır Cray Beauty videosundan. Isntree'nin yeşil çaylı temizleyicisi de var. Ona da çok beğeniliyor. Yani yapı olarak böyle yeşil gel kıvamında. Yani böyle jölemsi değişik bir kıvamı var gerçekten. Her yerde rastlayamayacağınız. Bir de The Ink List'in böyle bir temizleyicisi vardı. Fulvic Acid içerikli. Yani bunların hepsine beğeniliyor. Fakat hepsinden daha iyi. O yüzden onu tek bir sıraya koyuyorum. Yani bence gerçekten senin en iyi temizleyicisi oldu benim açımdan. Subaru temizleyicisi oldu. Köpük formda temizleyicilerden hoşlanıyorsanız, böyle köpük formda çıkan temizleyicilerden hoşlanıyorsanız da birbirine yakın çok fazla ürün var. O yüzden bir numaraya bir şey koymayacağım ama şöyle beğendiklerimi sıralayayım size. Ionic markasının böyle bir temizleyicisi var köpük formda. Hanskin markasınınkini çok beğeniyorum. Rash Lab markasınınki de var yine aynı şekilde. Klarsın var, bir de Caudalie markasının var. Aslında bunların hepsi birbirine çok yakın ürünler. Yani bir içeriklerini inceleyin derim. Çünkü bazılarında hafif parfüm var, bazılarında esansiyel yağlar var. Bunlar benim en beğendiğim köpük temizleyiciler. Özellikle böyle işte hasat çitlere uygun olduğunu düşündüğüm ürünler bunlar. Bu arada bahsettiğim bütün su bazlı temizleyiciler işte pH'i ciltle uyumlu, sülfat içermeyen ürünler. Yani hiçbiri cildi kurutmuyor. Enzimli temizleyicilere gelelim şimdi. Aslında 3 tane favorim var bu kategoride. Hanskin'in C vitaminli enzim temizleyicisi. Codmed'in enzim temizleyicisi. Bir de Bayvişten'in maçalı enzim temizleyicisi var biliyorsunuz. Yani bu üçünü karşılaştırmam gerekirse bence çok yakınlar. Ama bir tane seçmem gerekirse Hanskin'i seçerim. Onun böyle cildi aydınlatıcı özelliği de var. Çünkü o yüzden bir tık daha öne geçiyor diyebilirim diğerlerinden. Ama üçü de çok başarılı ürünler bence. Bir de asit içerikli temizleyiciler var. Burada da benim bir numaram hani hiçbir ürünün geçemeyeceği, muadilsiz olduğunu düşündüğüm bir ürün. pH Formula'nın Exfol Cleanse ürünü. Bu gerçekten muazzam bir ürün. Bunu böyle maske olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten özel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Formülü falan çok özel. Pahalı bir ürün ama fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Bir de Hanskin'in pH içerikli Oil Cleanser ürünü vardı. Ben onu da çok severek kullanmıştım. O da böyle hafif eksfoliye ediyor cildi. Çok nazik bir ürün. Bir de Cosmed'in EHA BHA temizleyicisi var. Ben onu da çok severek kullandım. Hem yüzüme hem de vücuduma kullandım aslında. Çok çok başarılı bir ürün bu da. Köpük formda olduğu için hani normalde asitli temizleyiciler cildi kurutabiliyor mesela. Bu hiç kurutmuyor gerçekten. Fakat bu kategoride bir tane ürün seçecek olsam pH formülü seçerim kesinlikle. Kil maskesi olarak da yine ekrana favorilerimi getireceğim. Hani bir tane seçmem gerekirse hangisini seçerim onu da söylerim ama Benefit'in inanılmaz güzel bir maskesi var. Bunu yani her fırsatta söylüyorum size. Revolution'un %2 salisilik asit içeren maskesi çok başarılı. Kiko'nun bir de çok güzel bir kil maskesi var. Yani cildi asla kurutmuyor. Çok çok başarılı bir ürün bu. Bir de Caudalie'nin kil maskesi var. Bu da gerçekten ciddi anlamda gözenek temizliği yapıyor. Yani bu 4 maskede benim tekrar tekrar alacağım ürünler. Yani aralığında biraz seçim yapmakta zorlanıyorum ama hani bir tane seçecek olsam sanırım Benefit'i seçerim. Onu söyleyeyim. Çünkü arkasında böyle çok pürüzsüz bir doku bırakıyor. Ama diğerleri de çok başarılı ya. Özellikle gözenek temizliği konusunda diğerlerinden daha fazla verim alabilirsiniz. Revolution mesela %2 salisilik asit içerdiği için ondan daha fazla verim alacak olan yağlı ciltler olabilir. Aynı şekilde Caudalie'nin kil maskesi de inanılmaz başarılı gözenek temizliği konusunda. Dolayısıyla biraz elma ile armutu karşılaştırmak gibi oluyor. Bu 4 üründe benim tekrar tekrar alacağım sevdiğim kil maskeleri. Şimdi asit ürünlerine gelirsek, şimdi bir sürü farklı asit türü var biliyorsunuz. Ben her bir tür için farklı farklı ürünler söyleyeceğim size. BHA ürünleriyle başlayalım, yani salisilik asit ürünleriyle. Benim bu listede bir numaramda Polish Choice markası var. Türkiye'de olmayan bir marka. Ulaşabiliyorsanız kesinlikle tavsiyemdir yani. Bence piyasadaki en iyi BHA ürünü bu. Zaten herkes onu taklit etmeye çalışıyor ama bir türlü beceremiyorlar bence. Çok çok başarılı bir ürün. Bu %2 salisilik asit var. Zaten o da olabilecek maksimum oran. Bir de ben Pure Choice markasından BHA toniğini denemiştim. %2 salisilik asit var onda da. Ve de gözenek sıkılaştırıcı serumunu denemiştim. Onda da %2 salisilik asit var. Bu iki ürüne de bakabilirsiniz. Çünkü bunlar da çok başarılı ürünler. Yani çok güzel formüle edilmiş ürünler. Cildi böyle kurutmuyorlar. Yüksek oranda BHA olmasına rağmen. Hem daha kolay ulaşılabilir hem de uygun fiyatlı ürünler. O yüzden bu ikisini de bu listeye sokayım. Ama bir numarada Hole Choice var, onu söyleyeyim. Asit maskesi olarak da benim tek geçtiğim bir ürün var. O da Drunk Elephant markasının Baby Facial. Sukari Baby Facial ürünü. Bundan birkaç kere bahsettim kanallarda. Bence çok özel bir ürün bu. Fakat yani tabii ki herkese uygun değil. Çünkü çok yüksek oranda asit içeriyor. Cildinizin asitlere çok alışık olması lazım. Yeni başlayanlara asla uygun değil. Hatta bence olgun cilt ürünü, öyle söyleyeyim yani 30 yaş üstüne daha uygun olur. Ve de cildinizin asitlere alışık olması lazım dediğim gibi. Ve çok hassas ciltli olmamanız lazım. Çünkü %25'e yakın EHA, %2 de BHA içeriyor. Çok güçlü bir ürün yani. Fakat böyle gerçekten cildi dönüştürücü bir etkisi var. Yani böyle ayda bir, iki ayda bir falan kullanıyordum. Hamile olmadan önce tabii ki. Fiyatını sonuna kadar hak eden ürünlerden bir tanesi bence. Piyasada benzer bir ürün olduğunu da düşünmüyorum. O açıdan o da benim bir numaramda asit maskesi olarak
daha düşük oranda AHA içeren bir ürün de söyleyeceğim size. Çünkü ben bundan da çok memnun kaldım ve iki şişe bitirdim. Cream Co.'nun AHA serumu arkadaşlar. Bu gerçekten çok başarılı bir ürün. Yani tam bir fiyat performans ürünü. Formülasyonu çok başarılı yapılmış. Çok yüksek oranda AHA içermesine rağmen asla cildi irite etmeyen, çok başarılı bulduğum bir ürün. Hatta böyle Kore markalarından denediğim AHA ürünlerinde açık ara geçti yani. Eğer böyle tonik formülünde bir şey istiyorsanız o zaman da Love It markasının AHA BHA toniğine bakın derim. Ben bundan da birkaç şişe bitirdim. Çünkü hem vücuda kullanabiliyorsunuz hem de yüze kullanabiliyorsunuz. Formülasyonu çok iyi yapılmış bir ürün bu da. Yani tam bir fiyat performans ürünü yine. Benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Yine bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Bu iki üründe kesinlikle hani en iyiler listemde var. Mandelik asit de benim çok sevdiğim bir asit türü aslında. Özellikle çok hassas ciltliyseniz ve hani cildi yine eksfoliye etmek istiyorsanız mandelik asitten yararlanabilirsiniz. By Wish Trending'ini ve Cold Medink'ini çok başarılı buluyorum. %5 mandelik asit var ikisinde de. Hem daha büyük moleküllü bir AHA türü hem de gerçekten cilde çok nazik davranıyor ve çok güzel parlaklık veriyor cilde. Yani cildi çok güzel soyuyor, eksfoliye ediyor. O yüzden glikolik asit içerikli şeylerden çok korkuyorsanız bunlara bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Şimdi C vitaminlerine gelelim. Dediğim gibi emmöle amutu karşılaştırmak gibi oluyor. C vitamini dediğiniz zaman gerçekten hani aklınıza ilk gelecek içerik askorbik asit olmalı. Reformlar asla ama asla askorbik asidin yerine geçemez arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda bana çok fazla şikayet geliyor. Ben kullandığım C vitamini işe yaramıyor. Hangi türevini kullandığını diye sorduğumda genelde türev formlar kullanılmış oluyor. Askorbik asit içerikli ürünlere bakmanız gerekiyor. Fakat şöyle bir gerçek de var ki askorbik asidi herkes tolere edemiyor. O yüzden türev formlar daha yararlı olabilir. Fakat onlar çok çok daha uzun süreli işe yarayacaktır. Ve onların cildi genel olarak bir aydınlatma etkisi var. Yani öyle leke açıcı etki çok fazla beklemenizi öneririm ben şahsen. Bu türev formlar kötü demek değil bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben de kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. Çok daha antioksidan serumlar bunlar aslında. Askorbik asit serumuyla başlayalım o zaman. Benim favorim benim Misha'nın C vitamini konsantre ampulü var arkadaşlar. Bu benim bir numaram gerçekten. Fakat buna yaklaşan diğer ürünlerde By Wish Trend'in %21,5 içerikli C vitamini serumu. Dermabiyan'ın çok güzel bir C vitamini serumu var. Rash Lab markasında farklı farklı bir sürü türev var. Bir de Purito markasının C vitamini serumu. Ben bunların hepsinden memnun kaldım. Bunlar da çok güzel, bakılabilecek ürünler. Ama bir numaramı soruyorsanız Misha diyeceğim buna. Eğer türev formlara gidiyorsak o zaman da bir sürü favorim var. Yani hepsinde farklı farklı türevler var. Kodil'de mesela Ascorbil tetraizopamitat var. Cream Co.'da Ascorbil tetraizopamitat içeriyor. Bir de Pure Choice markası. Çoğunluğum Ascorbil fosfat içeriyor. Bunlar benim favorilerim. Kodeli ve Cream Co.'nun böyle süt gibi bir kıvamı var. Direkt kuru cilt ürünleri bunlar. Kuru ve karma cilt ürünleri. Azaleik asit ürünlerine gelelim. Ben bir sürü farklı azaleik asit ürünü denedim aslında. Kanalda da defalarca kez anlattım. Bir sürü markanınkini anlatmışımdır. En sevdiğim iki ürünü söyleyeyim size. Bir numaramda Isis Pharma'nın azaleik asit ürünü var. İki numaramda da The Inkilist'in azaleik asit serumu var. Retinallere gelirsek. Ben zaten şimdiye kadar 4 tane retinal ürünü denemişim. Medicaid'in retinal ürünü. By Wish Trend'i. Dr. Different ve Serum markasını. 4 üründen de ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Burada bir numara seçmem çok mümkün değil. Çünkü hepsini sevdim yani. Hepsinin etkisini sevdim. Bu 4 markaya da bakabilirsiniz. Sadece Dr. Different markası kolay bulunamıyor. Stok problemi var diye biliyorum. Dr. Different markası diğerlerinden daha yağlı bir yapıda. Onu belirteyim sadece. O daha kuru ve kanlı cilt ürünü gibi. Ben de kışın kullanabilmiştim. Yazın olsa kullanamadım mesela. Ama diğerlerini bütün ciltlikleri kullanabilir bence. Hani onu söyleyebilirim. Bir de oranlara dikkat etmeniz lazım. Yani mesela Medicaid'in farklı farklı oranları var. Aynı şekilde Siren markasının da farklı farklı oranları var. Şimdi günlük asidik tonik, essence ve nemlendirici toniklere gelelim. Günlük asidik tonik olarak hani bu ne demek diye sorarsanız günlük asidik tonik. çok düşük oranda asit içeren, hani her gün kullanıma uygun olan tonikler aslında bunlar. Yani cildinizi temizledikten sonra bununla üstünden geçebilirsiniz. Sonra arkasından bir asit ürünü uygulayabiliyorsunuz. O kadar düşük oranda içeriyorlar yani. Benim bu kategoride bir tane favorim var diyebilirim. Ya aslında bir sürü ürün denedim yani asidik tonik videomu hatırlayanlar olacaktır. Coderex'in AC Calming Liquid Mild ürünü bence bir numara. Özellikle hassas ciltliyseniz bunu çok seversiniz. Çünkü içerisinde hem cildi sakinleştirici içerikler var hem de çok düşük miktarda glukolanakton bulunuyor. O da bir PHA türü ve çok az miktarda asit içerdiği için de her gün düzenli kullanıma uygun olacaktır. Buna yaklaşan ürünler var mesela. Mizon'un AHA BHA toniği var. O da her gün kullanılabiliyor. Sun by Me markasının var böyle bir ürünü. Çay ağacı yağı da var onun içerisinde mesela. AHA BHA PHA bulunuyor falan. Ya da mesela Kodil markasının da çok güzel bir günlük toniği var.
aslında nemlendirici tonik gibi daha çok ama ben onu böyle hani bu kategoriye sokabilirim. Çok su gibi çünkü. Bir sürü ürün var aslında bir numaraya oturabilecek ama bir tane seçmem gerekirse Cosrx'i seçerim. Hem içeriği hem de formülünü çok seviyorum çünkü. Nemlendirici sprey olarak benim favorim Dalba'nın spreyleri arkadaşlar. Aslında bir normal versiyon var. Bir de pembe olan versiyonu var. Ben pembe olanı daha çok seviyorum. Fakat ülkeye bir türlü gelmiyor stoğu. Bir ara geldi. Sonra bittikten sonra tekrar getirmediler. Normal olan versiyonu var. O da çok başarılı. O da çok güzel. Çok güzel nemlendiren bir ürün. Ama hani seçmem gerekirse, bir tane seçmem gerekirse Dalba'nın o pembe mistini seçerdim. Çok çok güzel bir ürün. Buna yaklaşan ürünler de var bu arada. Yani yine bittikçe aldığım, sevdiğim, ara ara tekrar kullandığım, elimde stoğu olan ürünler de var. Mesela Class Fundamental Mist ürünü çok başarılı. Bu günlük böyle nemlendirici sprey olarak çok başarılı. Aynı şekilde Dilab markasının da böyle hem probiyotik içerikli hem de seramit içerikli bir misti var. Böyle süt gibi. O da çok başarılı bir nemlendirici tonik. Çok kuru cildiniz varsa, bariyeri zarar görmüş bir cildiniz varsa çok seversiniz. Bir de ben termal su olarak Avène markasınınkini çok beğeniyorum. Ki bir sürü markanınkini denedim. Michelin, La Roche-Posay falan gibi. Bir sürü markanın termal suyunu denedim ama bence en iyisi Avène'inki. Yani Avène'inkinde başka bir şey var bilmiyorum. Daha fazla mineral var belki de bilmiyorum ama kesinlikle çok daha fazla etkisini gördüğümü söyleyebilirim. Sakinleştirme etkisi de var bu arada. Özellikle yazın çok fazla kullanıyorum termal suları ben. Kesinlikle bir şans verilebilir. Mesela Codeine'in de üzüm suyu spreyi var. O da çok başarılı bir ürün. Yani bunların hepsi benim elimde olan tekrar tekrar kullandığım ürünler. Ama hani bir tane seçiyoruz ya. Dalba'nın pembe spreyi derim. Ama o da Türkiye'de olmadığı için hani diğer alternatifleri de sunmak istedim size. Bunlar da çok başarılı çünkü. Hyaluronik asit toniklerinden de bahsedeyim. Çünkü yani çok fazla seveni var. Ben de seneler içerisinde bir sürü denemiş oldum. Jumison'unki çok başarılı arkadaşlar. Bence Isntree'den daha başarılı. O yüzden Isntree'den bahsetmeyeceğim. Direkt olarak Jumison'unki çok başarılı. Toridan diye çok güzel bir marka var. Onun da hyaluronik asit toniğini denedim. O da muhteşem bir şey yani. İçerisinde hem bir sürü farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Hem de cilde hiç yapış bırakmıyor. Çok çok başarılı bir ürün. Hanskin'in de çok güzel bir hyaluronik asit toniği vardı. Lavit markasınınki de çok başarılı bu arada. Yani daha uygun fiyatlı bir şey isterseniz ona kesinlikle bakabilirsiniz. Bence muazzam bir ürün fiyatına göre. Böyle kalın yapılı ürünlerden hoşlanmıyorum derseniz Isntree'nin hyaluronik asitinin üstünden bakabilirsiniz. Bu da çok başarılı bir ürün. Yani bunların hepsi benim çok beğendiğim ürünler. Bir tane favori seçemiyorum açıkçası. Hepsi birbirine çok yakın çünkü. Şimdi diğer Essence ürünlerine gelelim. Kanalı ilk açtığımdan beri Essence'leri ne kadar sevdiğimden bahsedip duruyorum. Ve tabii senede içerisinde bir sürü farklı ürün deneme şansım oldu. Şimdi burada da farklı amaçlar için kullandıklarım var aslında. İşte bağdır bariyer destekleyici görev görüyor. Bağdır sakinleştirici görev görüyor. O yüzden yine Elmer ile Armut'u karşılaştırmak gibi olacak ama ben yine ekrana favorilerimi getireceğim görmeniz için. Cosrx'in salyangoz müsünü içerikli Essence ürünü bence gerçekten çok başarılı bir ürün bu. Fakat bundan hani nemlendirme anlamında değil ama bariyer destekleme anlamında fayda görebileceğini düşünüyorum. Benim cildimi böyle normalleştiren ürünlerden bir tanesi. Bu yüzden sevdiğim bir ürün. Ve salyangoz müsünü içerikli ürünler arasında en beğendiğim de bu. O yüzden hani bunu kesinlikle en iyiler listesine koymam gerekiyor yani. Bir de Essence'larla tanışmamı sağlayan ürün de Misha'nın Time Revolution Essence ürünü aslında. Bu da çok çok başarılı bir fermente içerikli tonik. Fermente içeriklerle herkes anlaşamıyor. Her cilt anlaşamıyor. O yüzden hani yine bir öncesinde deneme boyu denemenizi öneririm. Veya tester varsa denemenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi özellikle akne ciltlerde problem olabiliyor bu tarz içerikler. Dr. Serac'ın markasında Kombucha içerikli bir çift fazlı Essence ürünü var. Bunun içerisinde hem yeşil çay var. Hem de seramit içeriği falan bulunuyor. Çok çok başarılı bir ürün. Böyle karıştırarak kullanıyorsunuz. Böyle sütlü çay gibi gözüküyor zaten. İnanılmaz güzel bir ürün. Yine Dilab markasının probiyotik ve seramit içerikli likit bir nemlendirici toniği var. Bu bayağı yoğun kıvamlı bir tonik aslında. Fakat Essence diyorum ben buna çünkü hızlıca emiliyor. Arkasından diğer ürünleri rahatlıkla kullanabiliyorsun. Topaklanmaya falan da sebep vermiyor yani. Nasifik markasının Calendula içerikli toniği de çok çok başarılı bir ürün bu. Özellikle sakinleştirme amaçlı bir şey kullanmak isteyenlere uygun olur. Misha'nın da Artemisia, hani peri notu içerikli bir toniği var. Peri notu içeriği de herkese uygun değil yine. Bitkisel içerik olduğu için bazı ciltlerin alerjisi olabiliyor. Yine önceden denemenizi şiddetle öneririm. Bir de aydınlatıcı özellikle Iron From Max'ın Rice Toner diye bir ürünü var. Bu da böyle süt kıvamında bir ürün ve pirinç özü içeriyor. Yani bu ürünlerin hepsini ben çok beğeniyorum.
Ama şunu da diyebileceğinizi tahmin edebiliyorum. Yani bunlar çok fazla. Hepsine birden ihtiyacımız yok. Var mı? Tabii ki yok. Dediğim gibi ihtiyaca yönelik gitmeniz gerekiyor zaten bu da bence. Bir tane seçecek olsam aslında hani diğerlerinden bir tık sıyrılan bir ürün var. O da Dr. Circle markasının Kombucha Essence ürünü. Çünkü bir sürü şey birden yaptığı için seviyorum galiba. Hem barya destekliyor, hem sakinleştirmeye yardımcı oluyor, hem çok güzel antioksidanlar içeriyor falan filan. Bir de böyle kullanımı çok keyifli bir ürün yani. Kullanırken çok keyif alıyorum. O yüzden sanırım bir numaraya Dr. Circle'ı koyacağım ama diğer ürünler de çok çok başarılı. Nemlendiricilere gelelim. Nemlendirici de seçmekte aşırı zorlandım yani. Size anlatamam ne kadar zorlandım. Çünkü sevdiğim çok fazla nemlendirici var. Şöyle ekrana bir favorilerimi getireyim. Axis Y markasının Duo Krem. Bunu hatırlayanlar olacaktır. Böyle iki hazneli bir ürün bu. Bir tarafında jel, bir tarafında birazcık daha yoğun yapıda bir krem var. Hem sakinleştirme hem de bariyer destekleyici içerikler içeriyor. İki tarafta farklı içerikler var. Bir tanesini T bölgenize, bir tanesini U bölgenize geçiyorsunuz. Aslında tam böyle karma cilt ürünü yani. O yüzden böyle karma ciltler için mükemmel bir krem diye ben anlatmıştım zamanında. Çok çok güzel bir ürün bu. Gerçekten özledim hatta bunu kullanmayı. Yakın zamanda tekrar alayım diyorum. Rush Lab markasının da böyle bir sakinleştirici kremi var. Ben özellikle son zamanlarda çok fazla kullanıyorum bunu. Çok çok başarılı bir ürün bu. Bunun farklılığı şurada aslında. Bu su bazlı bir ürün. Aslında içerisinde yağ da var, sukalein var ama su bazlı bir ürün. Yani çok ince yapılı bir ürün. Fakat cildim böyle hani bir şeye iritasyon geliştirdiğinde veya çok hassaslaştığında atıyorum nezle olduğum sürekli burnumu siliyorum. Burnumun etrafı yara olmuş. Su bandı ürünler yakma yapıyor. Bazı nemlendiriciler çok beraber burun kenarlarını yakabiliyor o dönemde. Bu mesela o dönemlerde bile kullanabildiğim bir krem oldu. Ve su bandı olmasına rağmen yani ince yapıda, jel yapıda bir ürün olmasına rağmen. Ve çok yoğun yapılı ürünleri sevmiyorsanız ve sakinleştirici, onarıcı bir şey istiyorsanız Rush Lab'a bakılabilir diye düşünüyorum. Daha yoğun yapılı bir ürün istiyorum derseniz de Clash markasının Midnight kremi var. Bu gerçekten hani onarıcı özellikle, cildi sakinleştirici özellikle çok güzel bir ürün. Fakat kuru cilt ürünü yani. Hani karma ciltlere bile fazla gelebilir. Ben kullanabiliyorum. Hani T bölgesine çok az geçiyorum. Genelde yanak bölgesine daha yoğun uyguluyorum. Nasifik markasının kalendula içerikli bir kremi var. Muazzam bir kremdir bu. Sakinleştirme görevini çok iyi yapar. Eğer böyle santelle içerikleriyle anlaşamıyorsanız o zaman kalendula içerikli ürünlere bakabiliyorsunuz. Muhteşem bir kremdir bu da. Özellikle kuru ve karma cilt ürünüdür. Onu da belirteyim, yağlı ciltlere falan da gelebilir. Çok kuru ciltler için de kremden söyleyeceğim. Çünkü ben bunlardan özellikle geçtiğimiz aylarda çok faydalandım. Hamilelikte cildim çok daha fazla kurudu benim. Yani enteresan bir şekilde. Ben normalde karma ciltliyim ama son aylarda özellikle cildim çok daha kuruya dönük ve hassas oldu. O yüzden bu ürünlerden çok faydalandım, onu söyleyeyim. Atoparm'ın MLE Cream diye bir ürünü var. Bu gerçekten muazzam bir ürünmüş yani. Güney Kore'de de çok sevilen bir ürün bu. Ve özel bir ürün olduğu söyleniyor içeriğinden dolayı. İçeriğine bakarak değil ama markanın kendi söylemlerine bakarak anlayabiliyorsunuz onu. Ve Kore'de dermatologlar tarafından da tavsiye edilen kremlerden bir tanesi. O yüzden hani bu da özel bir ürün diyebiliriz. Isentrin'in Yemrut serisindeki nemlendiricisi de bence çok başarılı. Ya bunu da özellikle böyle cildimin çok kuru olduğu zamanlarda kullanabildim. Kış aylarında çok iyi geldi gerçekten. Çünkü böyle biraz oplisif, biraz yağlı bir yapısı var. Cildi çok güzel bir şekilde koruyor bir de. Bir de aslında yine bu listeye girebilecek The Lab markasının probiyotik sera krem ürünü var. Ben bu seriyi çok beğeniyorum zaten. Çok çok güzel bir içeriği var ve çok güzel bir formülü var. Bir de Toridan markasının da böyle çok güzel bir seramitli kremi var. Ondan da çok memnun kaldım. Çok başarılı bir ürün bu da. Yani yine bu listeye girer. Bir de Benefit markasının Smoothisip diye bir jel nemlendiricisi var. Normalde bunun hani içeriğine bakarak çok etkilendiğim bir ürün değil ama formülü çok güzel bir ürün bu. Gerçekten beni en şaşırtan, formülüyle beni en şaşırtan ürünlerden bir tanesi oldu. Muhteşem bir makyaj bazı oluyor. Bütün güneş kremleriyle çok iyi anlaşıyor. Çünkü böyle bir problem de var. Bazen nemlendiriciler güneş kremleriyle anlaşamıyorlar. Fakat bu ürün bana hiçbir sıkıntı yaratmadı hiçbir anlamda. Sadece biraz parfümlü bir ürün. Hassas ciltlere uygun olmayabilir. Fakat cildin üzerinde bıraktığı doku olsun çok çok başarılı bir formülü var gerçekten. Hani daha uygun fiyatlı olarak da Cream Co.'nun Cloud nemlendiricisi çok başarılıydı. Mia Clinica'nın bariyer onarıcı kremi çok başarılıydı. Bir de Cosmedin Sika kremi var. Yani bu üç ürün de bence eğer hani diğerleri bütçe olarak
size uymuyorsa bu bahsettiğim 3 ürünlere bakabilirsiniz. Çünkü bunlar da çok başarılı ürünler gerçekten. Eğer daha böyle hani ben anti-aging ürünü istiyorum. Hani bariyer onarıcı, cildi sakinleştirici bir şey değil de. Hani 35 yaş üstü bu tarz anti-aging içerikli şeylere daha fazla yöneliyor biliyorum. Kodeli'nin Resveratrol Lift Kaşmir Kremi. Çok çok başarılı bir ürün bu. Dokusu falan inanılmaz güzel. Gerçekten kaşmir gibi yani böyle. İnanılmaz pürüzsüz bir doku bırakıyor. Bir de Kodeli'nin Premier Cream serisindeki Rich Cream ürünü. İnanılmaz bir ürün bu da. Bu iki ürünün de içeriği çok özel arkadaşlar. Yani patentli içerikleri var zaten. Her markada göremeyeceğiniz. Bir de Dermabien'in Dermis Vital kremi var. Bu da Türk markası biliyorsunuz. Bir dermatolog markası aslında. Ve bunda da çok güzel patentli içerikler var. Yani bu da çok özel bir formül yine. Çünkü her yerde göremeyeceğiniz içerikler ve çok pahalı markalarda gördüğünüz içerikler. Bu üç kremi de ben özellikle anti-aging kremini istiyorum, onarıcı bir şey istemiyorum diyenlere bu üç kremini söylüyorum genelde. Bunun üçünde de parfüm var bu arada. Ama hani belli bir yaş üstündeki kişiler için bu çok önemli olmayabiliyor. Çok hassas ciltli değilseniz en azından. Hafif bir parfüm içeriği var ve hızlıca uçuyor hepsinde. Bu üç anti-aging kremi arasında içerik olarak en özel bulduğum ve etkisini en fazla sevdiğim Premier Cream oldu bu arada. Çok özel bir seri bu. Ve çok fazla anlatılmıyor. Hani fiyatları yüksek olduğu için zannediyorum ama kesinlikle hani 35 yaş üstüyseniz bu seriye bakmanız lazım diyorum. Uyku maskelerine gelirsek ben uyku maskesi kullanmayı da seviyorum kesinlikle. Hatta bazen onu böyle nemlendirici maske niyetine kullanıp cildimden sildiğim de oluyor. Ama hani uyku maskelerinin aslında amacı gece nemlendiricisi yerine kullanmak. Hani daha ince ama oklusif yapıda oluyorlar genelde. Nem kaybını engellemek anlamında çok başarılı ürünler oluyor. Laneige markasının Water Sleeping Mask ürünü yani benim en beğendiğim uyku maskelerinden bir tanesi. Aynı şekilde Drunk Elephant markasında böyle bir F-Balm diye bir uyku maskesi var. İnanılmaz güzel bir ürün. Gerçekten içeriği çok başarılı. Yani işte çok pahalı ama içeriği de ona göre hazırlanmış. Daha uygun fiyatlı bir şey isterseniz Mia Clinic'ın da ben uyku maskesini çok başarılı buldum. Jel yapıda bir ürün bu tamamen. Şeffaf jel. Ve hem aloe vera jeli var, bal özü var falan böyle çok güzel içerikleri var. Özellikle yazın çok memnun kalmıştım ben bu üründen. Jel yapıda bir ürün olduğu için. Bunlar da en iyi listeme girer kesinlikle. Uyku maskeleri arasında bir tane seçecek olsam Laneige seçerim bu arada. Onun gerçekten etkisini çok seviyorum. Drunk Elephant da ona çok yaklaşıyor ama sanırım Laneige diyeceğim yani burada. Bir de Isntree'nin aloe vera jelini de ben çok beğeniyorum. Özellikle böyle nemlendirici maske niyetinde de kullandığım oluyor. Hani böyle yüzüme yoğun miktarda sürüyorum. Sonra temizliyorum cildimden böyle sakinleştirici maske niyetine kullandığım oluyor. Hatta buzdolabına atıyorum 10-15 dakika iyice soğusun diye. O şekilde kullandığım da oluyor. Yani cildin ısısını düşürmek için çok başarılı ürünler. Yazın çok faydalı oluyor aloe vera jel içerikli ürünler kullanmak. Benim de en sevdiğim aloe vera jeli Isntree yapıyor gerçekten. Daha videonun yarısına geldik ve ben nefes nefese kaldım bile. Yarım mı çeksem yarısı. Şimdi göz kremlerine gelelim. Gerekli midir gereksiz midir tartışmasına hiç girmeden. Çünkü yani kullanmayı seven var, sevmeyen var. Sevmeyen taraftaysanız kullanmayın tabii ki. Ben kullanmayı seven taraftanım. Yani göz çevresinde özel formüle edilmiş ürünler kullanmayı seviyorum. O yüzden favorilerimi koyacağım yine buraya. Şimdi burada da ben ürünleri ikiye ayırıyorum aslında. Aygiril'in içerikli olanlar, bir de Aygiril'in içerikli olmayanlar. Şimdi neden böyle ikiye ayırıyorum? Çünkü Aygiril'in içerikli göz kremlerini çok uzun süre kullanamıyorsun yani sürekli kullanamıyorsun yani bir şişe kullandıktan sonra ara vermeniz gerekiyor. O yüzden böyle dönüşümlü kullanmak daha mantıklı olacaktır. Ödeme sebep olabiliyor çünkü çok düzenli kullanımda gerçekten göz çevresinde böyle ödem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden Aygiril'in de şöyle bir özelliği var, kışıklık açıcı özelliği var. O yüzden çok fazla kullanılıyor göz kremlerinde. Fakat diyorum ya hani yüksek oranda içeriyorsa dikkatli olun. Ödeme sebep olabiliyor uzun dönemde. O yüzden ben ikiye ayırıyorum göz kremlerini. Aygiril'in içerikli olanlar ve olmayanlar diye. Şimdi Aygiril'in içerikli olmayan göz kremleriyle başlayalım. Favorilerimi yine ekrana getireceğim. Kodeli markasının Premier Cream serisindeki göz kremi. Bir de Resveratrol Lift serisindeki göz kremi. Çok başarılı. Bir de Vinoperfect'i de ben son zamanlarda denedim. O da çok başarılıydı. Özellikle göz çevresinde aydınlatma konusunda çok başarılı. Bento'nun Fermentation Eye Cream diye bir ürün var. Bunda da böyle fermente içerikler var. Çok güzel bir ürün. Bu da daha iyi, birazcık daha yoğun yapılı. Bir de Misha'nın Jim Sul diye bir göz kremi var. Bunda da yoğun miktarda ginseng bulunuyor. Premier Cream, Benton ve Misha daha yoğun yapılı ürünler bu arada. Bilginiz olsun. Onlar böyle birazcık daha kuruya dönük göz çevresine uygun olabilecek ürünler. Ama Resveratrol Lift ve Vinoperfect daha jel krem yapısında. Dolayısıyla daha böyle ince yapılı bir ürün istiyorsanız ondan size daha uygun olacaktır. Ben bütün bu ürünleri çok severek kullandım.
Diyorum ya, hepsinin içeriği farklı. Hepsi farklı şeyler yapıyor. Yani o yüzden burada tek bir ürün seçecek olsam büyük ihtimalle Premier Cru'yu seçerdim. İçeriğinden dolayı yani. İçeriği en böyle güçlü olan o çünkü. Ama diğerleri de çok güzel ürünler yani. Yani elimde olsa seve seve bayıla bayıla kullanırım. Şimdi Agril'in içerikli olanlara gelelim. Drunk Elephant Sea Tango diye bir göz kremi var. Muazzam bir şey. Yani bunu da yine söylüyorum, çok pahalı bir ürün ama fiyatına sonuna kadar hak ediyor. Çünkü böyle bir içerik listesi başka hiçbir markada ve üründe yok. Dermabien'in çok güzel bir Agril'in içerikli göz kremi var. Daha hafif yapılı bu. Bir sürü kişiye olacaktır. Codirex'in Snail serisinde de böyle bir göz kremi var. Klass markasının jel kıvamında olan bir ürünü var. Bir de Isntree'nin. Hem parmenti içerikli hem de Agril'in içerikli bir ürün var. Yani bunlar da benim en beğendiğim, Agril'in içerikli en beğendiğim göz kremleri. Bu da yine bir numara seçecek olsam ben Drunk Elephant derim ama Drunk Elephant herkese uygun olmayacaktır. Bunda böyle C vitamini türevleri de var. Dolayısıyla göz çevresi çok hassas olan kişilere bu uygun olmayacaktır. Böyle ince yapılı bir ürün istiyorum derseniz Klass size daha uygun olabilir. Dermabien'inki daha böyle joker olabilecek bir ürün yani. Her cilde olabilecek bir ürün. O yüzden etik olarak ben en çok Drunk Elephant'i seviyorum ama Dermabien'de çok başarılı ona yaklaşıyor ve daha fazla kişiye uyabilecek bir ürün. Öyle söyleyeyim. Fakat diğerleri de başarılı yani. Bunlar da shortlist'e giren diğer ürünler bence. Şimdi serumlara gelelim. Serumları da böyle kısaltabilmem çok zor oldu açıkçası. Yani böyle gerçekten tekrar tekrar alacağım, çok çok beğendiğim ürünleri koymak istedim. Şimdi anti-aging serum olarak en başarılı bulduğum ürün Codelimax'ın Premier Cru serumu. Resveratrol serumu da çok başarılı. Premier Cru serisini içerik olarak çok daha güçlü buluyorum bu arada. Özellikle 35 yaş sonrası bence kesinlikle Premier Cru'ya baksın. Bütçenin de varsa ona bakın direkt. Ama hani ben 25 yaş sonrası için bir anti-aging serumu arıyorum derseniz Codeine'in resveratrol serumu da çok başarılı. Muhteşem bir antioksidan serumu bu. Ginseng serumu olarak da benim aslında 3 tane favorim var ama bir tane seçecek olsam Suvasu markasınınkini seçerdim. Suvasu da maalesef ki Türkiye'de yok. O yüzden diğer ürünlerden de bahsedeceğim. I Am From'un ginseng serumu, bir de Huga markasının Repair serumu çok başarılı. Fakat I Am From'la alakalı ben sürekli şöyle kötü yorumlar alıyorum. Özellikle böyle cildi yağlı olan, aknaya meyilli olan kişiler kesinlikle bu üründen nefret ediyorlar. Fakat kuru ve kalma ciltliyseniz, çok böyle akneye meyilli bir cildiniz yoksa memnun kalabileceğiniz bir ürün bu. Çok etkili bir ürün bence. Anti-aging konusunda çok çok başarılı bir ürün. Survasu'nun ki aman hepsine bin basar yani, onu açık ve net söylemek istiyorum. Çünkü hem içeriği çok güçlü hem kullanılan ginseng özü çok özel bir ginseng özü. YouTube'a koyamadım galiba o videoyu ama ginseng serumları arasında neden bu kadar fiyat farkı olduğunu anlattığım bir video var. İsterseniz Instagram'a bakabilirsiniz. Neden bu kadar pahalılar diye bir video çekmiştim. Orada açıklıyorum sebeplerini. Çok özel bir içerik ginseng ve her marka farklı kalitede ginseng özü kullanıyor. Survasu markette piyasada en kaliteli ginseng özü kullanan markalardan bir tanesi. Dolayısıyla ondan gördüğünüz etki diğerlerine fark atıyor diyebilirim. Yani bu 3 ginseng serum arasında bir tane seçecek olsam Survasu'yu seçerim. Yani ulaşabiliyorsanız kesinlikle bir şans verin derim. Özellikle de olgun ciltliyseniz. Peptit serumlarına gelelim. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Peptit serum dediğiniz zaman da yine Emel Armut'u karşılaştırmamak lazım. Çünkü her peptit serumunda farklı peptitler kullanılıyor. Ve her peptit farklı şeyler yapıyor aslında baktığınız zaman. Yani hepsine anti-aging demek doğru olmuyor. Bunda da yine mesela Agril'in içerikli olanlar var, olmayanlar var. Agril'in içerikli bir ürünü bitirdikten sonra ara verip diğerlerine geçebilirsiniz. Ben peptit serumlarında şunu yapmayı çok seviyorum. Yani sürekli aynı peptit serumunu kullanmaktansa farklı farklı peptit serumlarını kullanmayı seviyorum. Farklı içerikteki. Mesela bakır peptit içerikli bir serum kullanıyorum. Onu bitirdikten sonra Agril içerikli bir serum kullanıyorum. Onu bitirdikten sonra daha böyle kompleks bir peptit serumuna geçiyorum falan. Yani böyle birazcık farklı farklı peptitleri kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Yani peptit serumlarının hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Şimdi mesela Niode markasının peptit serumu benim en beğendiğim peptit serumlarından bir tanesi. Bunda bakır peptitler var. Neogen markasında Agril'in var mesela. Agril'in ve diğer başka peptitler var. Klass markasındaki peptitler de mesela büyüme faktörleri. EGF dediğimiz büyüme faktörleri. Onlar da farklı çalışıyor mesela. Barulab'ın da bir peptit ürünü var. Bu mesela daha kompleks bir ürün. Bunda hem Agril'in var hem başka başka bir sürü peptit bulunuyor. Yani mesela bu 4 üründe benim favori peptit ürünlerim. Bittikçe hani alacağım ve ara ara kullanacağım ürünler. Ama çok düzenli kullanma taraftarı değilim dediğim gibi. Yani ben ara ve kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi mesela bunun bir de uygun fiyatlı versiyonları var. Cream Core'da mesela Matrixil peptidleri bulunuyor. Lavit markasında da hem Matrixil hem Agril'in var. Hem de bakır peptidleri var. O daha kompleks bir ürün mesela.
pH ölçme arkasında da büyüme faktörleri var. EGF içerikli bir peptit serumu bu da. Veya işte Mia Klinik'in de matriksil içerikli, %6 matriksil içerikli çok güzel bir peptit serumu var. Revolution markasında biliyorsunuz %10 matriksil içerikli bir peptit serumu var falan. Ya aslında bunların hepsi çok güzel ürünler arkadaşlar. Fakat ben dediğim gibi bir ürün bitirdikten sonra peptit serumunu değiştirme taraftarıyım. Farklı farklı peptitleri cildimde tanıştırmak açısından da iyi olacaktır bu. Hem çok pahalı ürünlerden bahsettim gördüğünüz gibi hem de uygun fiyatlı ürünler var. Bütçenize göre şans verebilirsiniz. Kanalda bir peptit dosyası var. Her peptidin ne yaptığını bilmek istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Böyle değiştirerek kullanmayı düşünebilirsiniz yani benim gibi. Ya açısam ben anti-aging falan filan bir şey istemem. Sadece nemlendirsin, çok iyi nemlendiren bir serum istiyorum diyorsanız da. Mesela bu da Ionic markasının beta-glukan serumu direkt aklıma gelen ilk ürün. Hatta bir sürü hyaluronik asit serumundan çok daha iyi nemlendiriyor bu. Onu da söyleyeyim. Yani mesela Isintrin'in hyaluronik asit serumu var. Ondan çok daha iyi bir ürün bu. Ya bazı ciltlerin çok farklı bir şeye ihtiyacı olmayabiliyor. Hani normal bir cildin var. Cildinizi sadece suya doğurmak, nemlendirmek, çok iyi nemlendirmek istiyorsunuzdur. Nemlendirici serum arayışındaysanız Ionic'in bu beta-glukan serumuna bir şans verebilirsiniz. Sakinleştirici serum arayışındaysanız iki tane çok güzel önerim var. Benim aslında bir tane favorim var, o piyasadan kalktı. Isintrin'in Sika serumu. Maalesef artık bulunmuyor. Onun yerine ben Isintrin'in Magvit serumunu alıyorum. Yani Artemisia içerikli serumunu alıyorum. Fakat dediğim gibi Perinota herkese uymuyor. Her cildi sakinleştirecek diye bir kaide asla yok. Yeni bir keşfim oldu bu kategoride. O da Bioderma'nın Sensi Bio serumu. Bu yeni çıkmış bir ürün aslında. Geçen aylarda denedim ben de. İnanılmaz memnun kaldığım bir ürün oldu yani. Etkisine böyle hayran kaldığım bir ürün oldu. Ki hassasiyet yaşayan, böyle yanaklarında kızarıklık yaşayan bir insanım. Çok güzel sakinleştiriyor. Çok kısa sürede yapıyor bunu. Özel patentli bir içeriği var bunun. Kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Ben hani bir sürü santelle serumu denedim. Uygun fiyatlı hiçbirinden etki göremedim. Hatta bir sürü yan etki gördüm kötü anlamda. Hatta işte memnun kalmadım diye anlattım size onları. Kesinlikle Bioderma'nın Sensi Bio serumu çok özel bir ürün arkadaşlar. Hassasiyet problemleriniz varsa, kızarıklık yaşıyorsanız, hatta rozalı ciltlere de öneriliyor diye biliyorum ben bunu. Yani öyle yazıyordu web sitesinde. Sensi Bio serumu bakın derim yani. Çok çok özel bir ürün bu. Üstelik de hani dediğim gibi Pelinot kullanamıyorsunuzdur. Daha böyle dermakozmetik kullanmak daha mantıklı olabilir. Bu serumu bir şans verebilirsiniz bence. Şimdi güneş gamliğine gelelim. Yine farklı kategorilere ayırdım yani hani farklı farklı formüller ve içerikler tercih edecek olan kişiler olabilir diye. Gerçekten listeyi kısa tutmaya çalıştım arkadaşlar. En iyileri seçmeye çalıştım. Çok zorlandım bu arada, bakın ben çok fazla güneş kremi denedim çünkü. Yani bu 2017'den beri. Sayısını ben bile bilmiyorum yani, öyle diyeyim. Çünkü deneyip hani elden çıkardığım da çok fazla ürün oldu o yüzden. En iyileri size anlatmaya çalışacağım. Pembe ton eşitleyici güneş kremi dendiği zaman benim aklıma iki tane favori geliyor. İkisi de Round Lab markasından. Bir tanesi 365 diye geçiyor. Bir tanesi bir üzerinde resimler olan bir versiyon. Ben tam isimlerini ekrana ekliyor olacağım. Bunlar benim piyasadaki pembe ton eşitleyici güneş kremi olarak en başarılı bulduklarım. Yani bunu sürdüğünüzde böyle sanki makyaj yapmış gibi cildini de böyle ton eşitliği sağlıyor. Üzerine çok fazla makyaj yapma isteği de duymuyorsunuz. Eğer cildinizde çok büyük böyle problemler yoksa tabii ki. Çok başarılı ürünler. Eğer böyle işte kimyasal filtreli, hızlı emilen, şeffaf yapıda ürünler istiyorum derseniz de. Bunlar benim işte son 4-5 senede en beğendiğim ürünler oldu. Isintree'nin gel olan güneş kremi var. Skin 1004 diye bir marka var. Hyalysica güneş kremi. The Lab markasının güneş kremi. Fakat ben bütün bunların arasından tek bir tane ürün seçecek olsam. Isintree'de iki tane güneş kremi var. Bir mineral filtreli olan, bir de kimyasal filtreli olan. Çok karıştırılıyor. Paketlemeleri aynı çünkü. O yüzden isimlere dikkat edin, mutlaka alacaksınız yani. Bir tane seçerseniz Skin 1004 ve The Lab markasının güneş kremleri. Isintree'den bir tık daha iyi. Neden diyeceksiniz? Isintree'de eski nesil bir filtre var. Bir tane filtre var. Ama diğerlerinde sadece yeni nesil filtreler bulunuyor. O yüzden Skin 1004 ve The Lab markasının güneş kremi bir tık daha iyi bence. Fakat Isintree'nin de yapısını bilen biliyor zaten ne kadar iyi olduğunu. Çok güzel bir yapısı var gerçekten. Eğer derseniz ki ben kimyasal filtreli ürün kullanamıyorum, sadece mineral filtreli ürün kullanabiliyorum derseniz de yine ekrana getireceğim favorilerimi. Access Y markasının çok güzel bir mineral filtreli ürünü var. Haru Haru markasının var. Selaymax, Misha'nın Skadin diye yeni çıkarmış olduğu bir ürün var. Ve ben bunların hepsinden çok memnun kaldım aslında. Bir tane seçecek olsam Access Y ya da Haru Haru'yu seçerdim sanırım. Çok yakınlar birbirlerine, öyle söyleyeyim. Yani doku olarak, yapı olarak en çok bu ikisini seviyorum galiba ama diğerleri de buna yakın diyebilirim.
Eğer renkli güneş kremi arıyorum derseniz de hani ben açık tenli olduğum için aslında çok fazla renkli güneş kremi kullanamıyorum arkadaşlar. Yani böyle bol bol sürmeye çok uygun olmuyor maalesef çoğu bende. Hani böyle ikinci katman olarak geçiyorum genelde. Altına normal bir güneş kremi kullanıp üzerine böyle renkli güneş kremi kullandığım oluyor. Fakat bunları böyle bol bol sürmeye uygun buldum. O yüzden bahsedeceğim. Isntree'nin Yem Root mineral filtreli güneş kremi. Çok başarılı. Bu hatta ton eşitleyici özelliği de var bunun bence. Hatta Skin Vantage'ın Full Max'ın da böyle bir ürünü var. O daha böyle gri olduğu için o ikisi arasından seçmem gerekirse Isntree'yi seçerim. Yani Isntree'nin Emerald güneş kremi, renkli güneş kremi bence o. Shiseido markasında böyle bir BB Compact ürünü var. Bundan da defalarca kez bahsettim. Çok pahalı bir ürün ama kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu böyle çantaya atmalık bir ürün arkadaşlar. Özellikle yazın çok faydalı oluyor. Çünkü hem böyle cildi pürüzsüzleştirici bir etkisi var. Farklı renkleri var bu arada. Öyle bir avantajı var. Farklı renkleri var. Hem de suya dayanıklı, tere dayanıklı bir ürün bu. O yüzden de yazın çok mantıklı oluyor. Çantaya atıp çıkmalık bir ürün olduğu için. Ve çok uzun süre gidiyor bu arada. Gerçekten her gün kullanabilirsiniz. Çok uzun süre gidecektir yine de. Benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bioderma'nın da çok güzel bir renkli güneş kremi var aslında. Photoderm diye geçiyor galiba. Very Light rengini kullanıyorum ben. Bunu da çok severek kullanıp bitirdim. Hafif yağlı gibi bir yapısı var ama cilde oturduktan sonra matlaşıyor. Enteresan bir ürün bu. Ve mineral filtreli diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu mesela yaz rengim gibi oluyor. Benim bir tık koyu kalıyor bana ama yaz rengime çok yakın bir renk. O yüzden yazın rahat kullanabilmiştim ben bunu mesela. Yani bu 4 üründe ben beğeniyorum ama bir tane seçecek olsam Shiseido'yu seçerim arkadaşlar. Shiseido gerçekten özel bir ürün bence. Şimdi bir de suya dayanıklı güneş kremlerinden bahsedelim. Suya dayanıklı olması neden önemli? Özellikle yazın ben bu tarz ürünleri tercih ediyorum. Özellikle denize gidiyorsanız, işte çok yoğun güneş altında kalacaksanız vesaire, yani akmayan bir ürün olması lazım. Ally diye bir Japon markası var. Bu benim 1 numaram arkadaşlar. Gerçekten bunun üstü yok. Çok özel bir ürün bu bence. Fakat Türkiye'de bulunamıyor. O yüzden hani başka alternatiflerden de bahsedeceğim. Holika Holika markasının, bir de Aven markasının çok güzel suya dayanıklı güneş kremleri var. Ben bu ikisini de çok sevdim. Bu iki ürün arasından seçecek olsam Holika Holika'yı seçerim. O daha su bazlı. Aven birazcık daha yağlı bir yapıda. Ama Aven bir tık daha iyi koruyor gibi geldi bana. Yine de iki üründen de çok memnun kaldım. Ben tatildeyken bunları kullandım. Mineral filtreli ve suya dayanıklı bir şey istiyorum derseniz de Bioderma'nın ve Aven'in bu iki ürünü ben özellikle bu yaz çok kullandım. Hamile olduğum için vücuduma mineral filtreli ürün kullanmam gerektiği için bu iki ürünü kullandım. Yani yazın bu iki ürünü bitirdim. Çok çok güzel mineral filtreli ürünler bunlar da. Suya dayanıklı ve mineral filtreli bir ürün istiyorsanız bu iki ürüne bakabilirsiniz bence. Stick formunda güneş kremi arayanlar için de Trim Isntree'nin Stick formundaki güneş kremi çok başarılı. Dalbun'unki çok başarılı arkadaşlar. Böyle pürüzsüzleştirici bir etkisi var. Böyle pürüzsüz bir doku bırakıyor. Mary May markasınınki de çok başarılı. İçerisindeki filtreler çok iyi. Soltis markasını da ben çok beğendim. Hani bir Türk markası için çok güzel filtreler kullanmışlar. Çok çok başarılı bir ürün bu da. Böyle hani çok böyle yağlı bir yapısı da yok. Cildin üzerinde ağır bir katmanla bırakmıyor. Beauty of Joseon'u da koyabilirim bu listeye. Özellikle çok yağlı bir cildiniz varsa, çünkü matlaştırıcı özelliği var ama kuru cildiyseniz sevmezsiniz mesela bunu. Kuru cildiyseniz Dalba ve Mary May size de daha uygun olacaktır. Bu 5 ürün arasından hani eğer favorim olacak olursanız Isntree'ninki sanırım 1 numaramda hala. Dalba ve Mary May ona çok yakın bu arada. Ama hala favorim Isntree galiba. Sivilce kurutucularına gelirsek, bu çift fanlı sivilce kurutucularını görmüşsünüzdür mutlaka. Ben bir sürü markanınkini denedim. Mizon, Miyakin Nika, Lavit, Duty Skin, sonra Revolution gibi bir sürü markadan denedim aslında. Bunların hepsi birbirine çok yakın ürünler arkadaşlar. Yani ben açıkçası hangisinin fiyatı uygunsa onu anladım. Burada 1 numaram yok. Çünkü hepsinden çok güzel etki gördüm ben. Hepsini çok severek kullandım. O yüzden burada 1 numara seçmiyorum. Yani bunların hepsi birbirine yakın ürünler. Muadil olabilecek ürünler yani. Hangisi daha uygun fiyatlıysa ona bakın derim. Bir de sivilce kurutucular var biliyorsunuz. Hani çift fazla olmayan, hani losyon kıvamında veya jel kıvamında. Skin and Lab markası var. The Inkilist'in Succinic Acid ürünü var. Kodeli markasının Vinopure ürünü var. Bir de Neutrogena markasının da böyle bir ürünü var. Ben bunların hepsini sevdim. Neutrogena biraz kötü kokuyor. O yüzden tekrar alır mıyım bilmiyorum ama etkisini çok sevdiğim bir üründü. Çok hassas ciltler mesela Skin and Lab'dan daha çok memnun kalabilir. The Inkilist çok başarılıydı. Yani biraz kötü bir kokusu var onun da. Ve böyle yeşil renkte olduğu için yastıkta istik alabiliyor bazen. Sanırım bunların arasından hassas ciltli olarak Skin and Lab'ı seçerim.
Akne bandı olarak da aslında bir sürü ürün denedim seneler içerisinde. Bazılarından hiç memnun kalmadım. Bazıları gerçekten etkisiz eleman çünkü asla sivilceyi çekmiyor kendisine. Cosrx ile başlamıştım bu yolculuğuma. Cosrx'in bu arada hem kırmızı hem siyah olan versiyonunu denedim. İkisi de başarılı. Bir tane Coremax vardı. İsmini hatırlayamadım ama ekrana yazacağım. O da çok güzeldi. Eğer formülasyon değişikliğine gitmedilerse mesela ona da bir şans verilebilir. Bir de ben Kore'den BioHeal diye bir markanınkini denedim. En etkilisi bu bence. Fakat bu da Türkiye'de yok. Yurt dışına çıkarsanız mutlaka edinin derim. Çok çok güzel bir ürünmüş. Sanırım Cosrx herkesin seveceği bir ürün olur. Gerçekten akne bantlarını doğru kullanmak da çok önemli. Onunla alakalı bir video da çekeceğim. Çünkü bazı insanlar bence yanlış kullanıyor. Bu listede aslında daha önceden By Vistrend vardı mesela. Ama By Vistrend'in formülasyonu ve şeklini değiştirdiler ve eskisi gibi etkili değil maalesef. Ben de denedim. Memnun kalmadım eskisi gibi. Bazen akne bantlarının da formüllerini değiştirebiliyorlar maalesef. Onu söyleyeyim. O yüzden ben sanırım burada eğer yurt dışına ulaşma şartınız varsa BioHeal'a bakın mutlaka. Yoksa da Cosrx'e bakabilirsiniz. Bu arada gerçekten seneler içerisinde benim çok sevdiğim bir sürü ürün piyasadan kalktı ne yazık ki. İşte Bioderma'nın Atoderm Spray vardı mesela çok güzeldi. İşte Isintre'nin Sika Serumu vardı muhteşemdi. Veya Avène'in çok güzel bir emülsiyon kremi vardı. Onu da kaldırmışlar maalesef. Michelin'in de çok güzel bir toniği vardı Clear Toner diye. Onu da kaldırmışlar mesela. Ya çok sevdiğim ürünler de piyasadan kalkıyor maalesef. O yüzden burada anlattıklarımı böyle güncel liste olarak düşünebilirsiniz. Umarım çok kafa karıştırıcı olmamıştır. Umarım faydalı olmuştur. Çekerken birazcık nefes nefese kaldım. Kusura bakmazsınız artık. Son haftalara girdim çünkü. Gerçekten hem uzun süre oturmak hem de uzun süre konuşmak çok yorucu şu anda benim için. O yüzden YouTube videolarını çekerken çok zorlanıyorum. Affınıza sığınarak. Hedefim de aslında bir sürü video çekip stok yapmak vardı ama yapamıyorum. Yani gerçekten çok yoruluyorum arkadaşlar. Bu arada ben video çok uzun olması için bu videoya şey koymadım. Dudak bakımı, el tırnak, vücut bakımı, saç bakımı falan onları koymadım. İstiyorsanız onlarla alakalı ayrıca bir video çekebilirim. Lütfen yorumlarınızı bırakın istiyorsanız. Onu da çekerim yani. Bu video sadece cilt bakımıyla sınırlı olsun istedim. Benden çok istenen bir videoydu. Umarım hakkını verebilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.